Merhaba arkadaşlar, kazanım bir testiyle birlikteyiz. Şimdi burada ne diyor bize? Birinci soruda şekil 1 ve şekil 2'de verilen özdeş su dalgası leğenlerinde lambda dalga boylu su dalgaları omega 1 ve omega 2 genişlikte aralıklardan çekirdek gibi geçiyormuş. Burada bizim yarık genişliğimiz dalga boyundan büyükse kırılma uğramıyor. Fakat burada kırılma uğramış, bakın ne olması gerekiyor? Dalga boyumuz bizim yarık genişliğine eşit ya da büyükse kırılma uğrayacaktır. Yani bunları birleştirdiğimiz zaman omega 1 büyük dalga boyu sonra da büyük eşit omega 2 olarak gelecektir. Şimdi ikinci soruda ise derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde iki özdeş noktasal kaynak dipleştirilerek girişim deseni oluşturulmaktaymış. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde bir düğüm çizgisiyle yanındaki dalga katar arasındaki uzaklık diyor bize. Lambda bölü 4'tür zaten. Burada kaynaklar arası uzaklık sadece sayısını etkileyecektir, değiştirmez. Bu nedir? Derinlik. Derinlik dalga boyunu değiştirdiği için hızı değiştirir. Hız da dalga boyunu değiştirir. Yani dalga boyuna bağlıdır. Frekansta da dalga boyu ters orantılıdır. Yani lambda çarpı f bizim v'dir. Derinlik sabit olduğunda hız sabittir. Frekans artarsa mesela dalga boyu azalır. Yani buna da bağlıdır. F ve h'a deri su derinliğine bağlı olarak gelecektir. İkinci sorumuz ise şekildeki dalga leğeninde oluşturulan doğrusal su dalgaları omega aralığından geçerken kırılma uğruyormuş. Şimdi dalga boyumuz bu şekilde. Burada ne olması gerekiyor? Bizim dalga boyumuz büyük eşit omega olduğunda kırılma uğruyor. Peki omega büyük dalga boyu olduğunda ne olacak? Kırılma uğramayacak. Şimdi baktığımız zaman şu şekilde, gerçi sonucu dedim. Omega aralığı küçültülürse, yani bakın aradaki fark küçülüyor, kırılma ne olacaktır? Artacaktır. Dalga leğenine su ilave edilirse kırılım azalır. Yani lambda çarpı f b'ye eşittir. Su ilave edilirse artar. Ne olacak? Frekans sabittir. Dalga boyu artacak. Dalga boyu artarsa aradaki fark artacaktır. Kırılım artar, olmaz yani. Dalga frekansı azalırsa kırılım artar demiş. Yani lambda çarpı f b'dir. Şimdi burada hızımız sabit, derinlik sabit. Frekans azaltılırsa dalga boyu artacak. Dalga boyu artarsa aradaki fark artıyor ve kırılım daha fazla gerçekleşiyor olabilir yani. Cevabımız 1 ve 3'tür. Dördüncü sorumuz ise dalga boyu lambda olan dalgalar üreten özdeş iki kaynağın ürettiği su dalgalarının girişimiyle elde edilen düğüm ve karın noktaları ile ilgili demiş. Kaynaklar aynı fazda ise dalga katarları merkez doğrusuna göre simetriktir. Yani tam ortada merkez doğrusu oluşur. Sonra birinci düğüm, birinci düğüm şeklinde hepsinde aynı sayıda simetrik bir şekilde oluşacaktır. Kaynaklar arasında düğüm çizgiler arasındaki uzaklık lambda bölü 2'dir, doğrudur. Yani bir düğüm bir katar arası uzaklık lambda bölü 4. Lambda bölü 4. İki düğüm arası ardışık iki düğüm ya da ardışık iki katar arası uzaklık ne olacak? Lambda bölü 2 olarak gelecek. Katar noktaları iki çukur atmanın girişimiyle oluşur. Zaten çukur çukur ya da tepe tepe birleştiği zaman katar ya da karın noktaları oluşuyordu. İkisi aynı şeydir, olabilir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 doğrudur. Beşinci sorumuz ise derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde sabit frekanslı özdeş iki noktasal dalga kaynağı ile girişim deseni oluşturuluyormuş. Leğenden bir miktar su alındığında, yani lambda çarpı f eşittir v'dir. Su alınırsa hız azalır. Kaynak sabit, dalga boyu ne olacak? Azalacak. Şimdi ardışık dalgaların arasındaki girişim desenindeki çizgilerin arasındaki uzaklık bir katar bir düğüm arası lambda bölü 4'tür. Dalga boyunu azaltırsam çizgiler birbirine daha çok sıklaşacak ve daha fazla bir çizgi oluşacaktır. Düğüm çizgiler arası uzaklık artmaz. İki düğüm arası uzaklık lambda bölü 2'dir zaten. Azaldığı için azalacaktır. Yanlıştır yani. Cevabımız ne gelecek? 1 ve 2 olarak gelecektir. Şimdi altıncı sorumuz özdeş aynı fazdaki iki noktasal kaynak şekildeki gibi dalgalar üretmekteymiş. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi birincisinde K noktası katar çizgisi üzerindedir. Çizgilerimiz bizim tepeyi gösteriyor. Ortalarındaki boşluk nedir? Çukur noktalarını gösterecektir. Peki K'ye baktığım zaman tepe ve tepe birleşmiş. Tepe ve tepe birleştiği için ne olacak? Katar çizgisi üzerindedir. L noktası katar çizgisi üzerindedir. Bakın ikisi de boşlukta, yani ikisi de çukurda. Çukur ve çukur birleştiği zaman da katar olacaktır. M noktası düğüm noktasıdır. Bakın bir tepe, bir çukur birleşmiş. Birinin ortasında, birinin de çizgi üstünde. Tepe artı çukur neyi gösteriyordu? Düğüm noktasını gösteriyordu. Yani üçü de doğrudur diyoruz. Şimdi yedinci sorumuz. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş iki noktasal kaynakta girişim deseni oluşturulmuştu.
Leğendeki girişim çizgilerinin sayısını arttırmak için ne yapmamız gerekiyor? Kaynaklar arası uzaklığı arttırdığımız zaman uzaklık daha fazla çizgi oluşacaktır. Doğrudur. Şimdi burada dalgalardaki girişim çizgilerindeki çizgileri birbirine yaklaştırdığım zaman ne olacak? Daha fazla çizgi olacak. Peki çizgileri birbirine nasıl yaklaştırırsın? Bir düğüm bir katar arası uzaklık ardışık olan lambda bölü 4'tür. Yani dalga boyunu azaltmam gerekiyor benim. Peki dalga boyu arttırılmalıdır demiş. Ne olacak? Olmaz. Azaltılmalı. Peki leğenden su alındığında ne olacaktır? Lambda çarpı F eşittir V formülü. Su alınırsa derinlik azalır. Derinlik azaldığı için de hız azalacaktır. Kaynağım sabit zaten. Frekansım da sabit gelecek. Dalga boyumuz ne olacak? Azalacaktır burada. Yani cevabımız zaten dalga boyunu azaltmak istiyorum formülü. Cevabımız ne gelir? 1 ve 3 olarak gelecektir. Şimdi özdeş ve aynı fazlı kaynaklar dalga boyu lambda olan dalgalar üretmekteymiş. Buna göre K noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Şimdi burada bir çizgi oluşacak. Birinci düğüm nedir burası? Lambda bölü 4 olarak gelecek. Sonra ne oluşacak? Lambda bölü 4. Şu şekilde çizelim en iyisi. Burası lambda bölü 4. Burası da lambda bölü 4'tür. Birinci düğüm birinci katar. İkinci düğüm şeklinde gelecektir. Yani K noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Ya da M noktası ikinci katar çizgisi üzerindedir. Lambda bölü 2 demiş. Merkez doğrusu. Bura nedir? Lambda bölü 2 olduğu için birinci katar, ikinci katar şeklinde devam eder. Yani M ikinci katardadır. L noktası yapıcı girişimdir. Şimdi arkadaşlar tepe tam üstte gelmiş bir nokta olmayabilir. Kenarında farklı bir nokta olabilir. Tamamen tepe artı tepe birleştiğinde ya da çukurla çukur birleştiğinde, noktalar birleştiğinde o nokta bizim yapıcı girişim olarak gelir. Belki farklı bir noktadır. Onun için olmayabilir. Yani cevabımız 1 ve 3 kesinlikle olarak gelecektir. Özdeş aynı fazla kaynaklar dalga boyu 4A olan dalgalar üretmekteymiş. Şimdi burada oluşan girişim desenindeki bazı düğüm çizgileri şekildeki verilmiştir diyor. Buna göre K ve L çizgileri arasında gözlenen karın yani katar çizgi sayıları kaç tanedir demiş bize. Şimdi baktığımız zaman dalga boyu 4A ise ne olacaktır? Burası birinci düğüm olarak gelecek. Çünkü lambda bölü 4 bir katar bir düğüm arası uzaklıktır. Şimdi burada ne olacaktır o zaman? Tam ortalarında şurada şu bölgede ne olacaktır? Bir A uzaklıkta A lambda bölü 4 lambda bölü 4 olduğu için birinci katar. Sonra ikinci düğüm. Sonra bu arada mesela ne olacaktır? İkinci katar oluşacak. Sonra birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm, ikinci katar, üçüncü düğüm olacak. Çünkü bu aradaki uzaklıklar A ve A kadardır. Sonrasında ise bu bölgede mesela bir A uzaklıkta ne olacak? Birinci düğüm olacaktır. Sonra bir A uzaklıkta şu şekilde yapalım hatta. İki düğüm arası uzaklık yani ikinci düğüm olduğunda ne olacak? 2A olacak. Sonra şu şekilde üçüncü düğüm, dördüncü düğüm dersek buralar 2A'ya 2A olarak gelecek. Lambda bölü 2 olarak gelecektir. Şimdi toplam kaç tane olacaktır? Bu arada bir tane ne vardır? Şu aralarda katar çizgileri vardır. 1, 2, 3, 4, 5 bir de merkezim var. 6 tane neyimiz vardır? Katar çizgimiz vardır diyoruz. 10. soruda ise derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş K1 ve K2 dalga kaynakları girişim deseni oluşturmaktaymış. Deneyde 5. düğüm çizgisinin 3. dalga katarına olan uzaklığı 15 santimmiş. Bu aradaki uzaklık dalga boyu kaç santimdir olur diyor. Şimdi merkez doğrusu var. Şimdi 1. düğüm şu şekilde yapalım ya da 1. katar, 2. katar, 3. katar. Şimdi 1, 2 katar arası uzaklık lambda bölü 2. Yani 2 katar arası uzaklık lambda bölü 2. 2 katar lambda bölü 2 olarak gelecek. Burada ne vardır? 1. düğüm, 2. düğüm, 3. düğüm, 4. düğüm ve 5. düğüm olarak gelecek. Bir düğüm bir katar arası uzaklık lambda bölü 4'tü. 2 düğüm arası uzaklık lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2 olarak gelecektir. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lambda bölü 2 var. Artı bir de ne vardır? Lambda bölü 4 var. Bura neymiş? 15 santimmiş. Peki burayı ben 2 ile çarp topladığım zaman 15 lambda bölü 4 eşittir 15. 15'ler gittiğinde dalga boyumuz ne geliyor? 4 santim olarak gelecektir. Bize de dalga boyumuz olmuş zaten.
Evet, 11. sorumuz. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeşik kaynak aynı fazla çalıştırılarak girişim deseni elde ediliyormuş. Şimdi burada girişim desenindeki düğüm çizgileri sayısını arttırmak için demiş. Ne olacak? Kaynakları birbirinden uzaklaştırmam gerek ve uzaklaştırırsam daha fazla çizgi olacaktır. Frekansını arttırma. Lambda çarpı f eşittir ve frekans artarsa dalga boyu azalacak. Derinlik sabit olduğundan hız sabittir zaten. Dalga boyu azaldığında çizgiler ne olacak? Ardışık bir düğüm bir katar arası uzaklık lambda bölü 4 olduğu için çizgiler birbirine yaklaşacak ve daha fazla çizgi oluşacaktır. Su derinliğini azalttığım zaman lambda çarpı f eşittir v'dir. Derinlik azalırsa hız azalacak. Frekans sabittir. O zaman dalga boyunun ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Yani azalırsa zaten ne oluyordu? Daha fazla çizgi oluşuyordu. Yani cevabımız nedir? 2 ve 3 olarak gelecektir. Evet, 12. sorumuz. Aynı fazdaki özdeş S1 ve S2 dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninin bazı girişim çizgileri şekilde verilmiştir diyor. Buna göre şekildeki X1 ve X2 uzunlukları oranı nedir demiş. Şimdi burada nasıl geliyor? Birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, yani ikinci katar, üçüncü düğüm, üçüncü katar, dördüncü düğüm. Yani buralar lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4'tür zaten. O zaman x1 uzunluğumuz ne geliyor? Bizim 3 lambda bölü 4 olarak gelir. Bak peki birinci katar, birinci düğüm birinci katar olarak geliyordu. Sonra ikinci düğüm, ikinci katar, üçüncü düğüm olarak gelecek mesela burada da. Birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm, ikinci katar, üçüncü düğüm ve nedir? Üçüncü katar olarak gelecek. İki, bir katar bir düğüm arası uzaklık lambda bölü 4'tür. Lambda bölü 4, aradaki uzaklık lambda bölü 4, lambda bölü 4 olarak gelecek. Yani x2 değerimiz bizim nedir? 4 lambda bölü 4 olarak gelir. Şimdi taraf tarafa oranladığımızda 4'ler ve lambdalar gider. Ve x1 bölü x2 oranım benim 3 bölü 4 olarak gelecektir. Evet, 13. sorumuzda ise aynı fazda çalışan özdeş K1 ve K2 kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde x noktası 4. düğüm çizgisi, y noktası 2. dalga katarı üzerindedir. Şimdi burada Ox ve Oy oranını soruyor bize. Şimdi merkez doğrusu var. Ox'u bulalım ilk başta. Birinci düğüm, sonra ikinci düğüm, sonra üçüncü düğüm, sonra dördüncü düğüm olarak gelecektir. Şimdi burası bir düğüm bir katar arası uzaklık lambda bölü 4. Buralar nedir? İki düğüm arası lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2'dir. Şimdi burada ne vardır? 3 lambda bölü 2 artı lambda bölü 4 var. 2 ile çarptığım zaman ne gelecek burada? O x uzunluğumuz 7 lambda bölü 4 olarak gelecektir. Peki merkez doğrumuz var. Diğer taraftan bakıyoruz. Birinci katar olarak yazalım. Merkezde katar sonuçta. Sonra ikinci katar. Yani lambda bölü 2, lambda bölü 2. Ne oluyor burada? OY aralığımız ise direkt lambda toplama. Taraf tarafı oranladığında ne gelecek? 7 bölü 4 olarak gelecektir. Şimdi 14. sorumuz. Aynı fazda çalışan özdeş K1 ve K2 kaynaklarının yaydığı dalgaların oluşturduğu girişim deseninde OL arası uzaklık 6 santimmiş. Şimdi yayılan dalgaların dalga boyu 3 santim olduğuna göre P noktası hangi çizgi üzerindedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman OL arasındaki uzaklık, şimdi merkez doğrusu, şimdi birinci katar dersek biz burada birinci katarla bir düğüm arası lambda bölü 2, yani 3 santim olarak gelecek. O zaman burada bir ikinci katar olduğunda bir 3 santim daha gidecek. Ne olacak? Dalga boyumuz şu şekilde, pardon, 6 santimmiş. Burası 3 bölü 2 santim. 3 bölü 2 santim olarak geldi. Sonra üçüncü katara gitti. 3 bölü 2 santim. Yani dalga boyunun lambda bölü 2, lambda bölü 2 şeklinde dalga boyumuz 3. 3 bölü 2. Sonra dördüncüye gitti. Dördüncü katarda 3 bölü 2. Bakın bu aradaki uzaklık ne oldu? 6 santim oldu. Yani o zaman neymiş bu çizgi? Dördüncü katar çizgisi üzerindeymiş. Evet, 15. soruda derinliği sabit olduğu bir ortamda aynı fazla özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseninde üçüncü katar çizgisi şekildeki gibidir demiş. Buna göre üçüncü katar çizgisi yerine üçüncü düğüm çizgisinin gelmesi için. Şimdi arkadaşlar birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, üçüncü düğüm, yani üçüncü düğüm nerede? Şurada arada bir yerde.
Üçüncü düğümün gelmesi için bunun bu tarafa kayması gerekiyor. Şimdi bu tarafa kayması için kaynaklara tutaklıkla alakalı bir durum değildir zaten. Şimdi burada nedir? Bir düğüm bir katar arası uzaklıklarında bölü 4 olduğu için dalga boyunu arttırırsam daha da kayma ihtimali var. Yani çizgilerin arasında uzaklaştırman gerekiyor. Derinlik artarsa lambda çarpı f eşittir v hız artacak. Frekans sabittir. O zaman dalga boyu artar. Olabilir yani bu. Frekans arttırılmalıdır demiş bize. Şimdi frekansı arttırmam demek. Lambda çarpı f eşittir v. Yani hızım sabit. Frekans artarsa dalga boyu azalır. Yani olmaz. Bizden dalga boyunu arttırmamızı istemişti. Yani cevabımız ne gelecektir? Yalnız 2 olarak gelir. Aynı fazla çalışan özdeş G1 ve K2 kaynakları 4 santim dalga boyu dalgalar üreterek girişim deseni oluşturmaktaymış. Şimdi burada kaynaklara tutaklık şekil 1'deki gibi önce 16 santim sonra şekil 2'deki gibi 26 santim olduğuna göre demiş oluşturmakta. Yani buna göre şekil 2'de gözlenen düğüm çizgi sayısının şekil 1'de gözlenen düğüm çizgi sayısının arasındaki fark kaçtır? Şimdi burada 8 santime 8 santim olarak bölünecektir. Burada da 13 santime 13 santim olarak bölünecektir arkadaşlar. Şimdi burada birinci düğümü oluşturdum. Sonra ikinci düğümü oluşturdum. Sonra üçüncü düğümü oluşturduğumda merkez doğrusu katardır. Yani bir düğüm bir katar arası uzaklık. Dalga boyumuz bizim 4 ise ne olacak? 1 santim olarak gelecek. Lambda bölü 4 olarak gelir. Şimdi iki düğüm arası uzaklık ise lambda bölü 2'dir. Yani 2 santim, 2 santim. Sonrasında ise dördüncü düğüm oluşacaktır. 2 santim. Ne oldu? 2, 4, 6, 7 santim. Fakat burada 8 var. Bir tane daha oluşturduğumda kaynağın dışına geliyor 2 santim. Çünkü 9 oluyor. Oluşamaz. Yani burada ne oluştu? 1, 2, 3, 4 burada oluştu. 4 diğer tarafta oluşacak. 8 tane düğüm çizgisi oluşacaktır. Peki burada 13 santimlik yerde mesela birincisinde merkez doğrusu oluşuyor. Şimdi dalga boyumuz 1 santim olduğu için 4 santim olduğu için birinci düğüm nedir burada? 1 santim olarak gelecektir. Sonra ikinci düğüm, sonra üçüncü düğüm, sonra dördüncü düğüm olarak gelecek. 13 santime ulaşmam gerekiyor. Şurası 2 santim. Sonrasında şurası gene 2, 2. Sonra ne gelecek? Beşinci düğüm olarak gelecek. Yani lambda bölü 2, 2 santim olarak gelir. 2, 4, 6, 8, 9 etti. Hala devam ediyorum. Sonrasında altıncı düğüm olarak geldi. 2 santim. Ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sonrasında ise arkadaşlar 13 santim olduğu için 7. düğümü yazdığım zaman 2 santim yani ne oluyor burada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 santim oluyor. Yani kaynağın üzerine geldiği için burası oluşmayacak. Yani bu çizgi yoktur. Peki burada kaç tane oluştu? 6 düğüm bu tarafta. 6 düğüm diğer tarafta oluşacaktır. Yani toplamda 12 düğüm oluşacak. İlk başta 8'di. Sonradan 12 düğüm oluştu. Aradaki fark nedir? 4 tane düğüm çizgisi fazla oluşmuştur. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere.